Hocam hoş geldiniz. Evet, moralimiz çok bozuk. Doğal olarak yani bu şekilde maçı kaybetmek bizi gerçekten çok üzdü. Hem Gürcistan'da grup birinciliği maçında son topta İspanya'ya kaybettik. Bu akşam da elimizdeki maçı yani İspanya'nın, Fransa'nın çok favori çıktığı maçta aslında ikinci yarıda müthiş bir mücadele gösterdi çocuklar. Hepsiyle bence Türkiye'nin gurur duyması gerekiyor. Ama işte bazen kısmet gerekiyor. Basketbol enteresan bir oyun. Kazandık, büyük bir hedefi yakaladık dediğimiz anda olmayacak şeyler oldu son 12 saniye içinde. Yapacak bir şey yok. Bu takım 24 yaş ortalaması olan, çok büyük gelecek vaat eden bir takım. Ve her ne kadar bu şampiyonada hedefe ulaşamadıysa da önümüzdeki dönemlerde çok başarılı olacağının sinyalini verdi bu turnuvada. Geliştirecek bu takım ama tabii ki yani çok üzgünüz. Çok daha hiç kimsenin belki beklemediği yerlere gelebilirdi bu takım. Benim hayalim olan yerlere gelmeye çok yakındı ama olmadı. Kısmet demiş. Vallahi şimdi artık uzun bir dönem milli takım yok zaten. Herkes takımlarına gidecek. İşte NBA oyuncuları zaten sezon içindeki milli maçlarda olmayacaklar. Euroleague oyuncuları zaten bazıları oynayamayacaklar. Onu ondan sonra değerlendireceğiz. Şimdi önümüzde milli takım olarak Dünya Kupası eleme maçları devam edecek. Sonrasına bakacağız ama bu takımın hedefi artık bir sonraki Avrupa Şampiyonası olacaktır diye düşünüyorum. 3 yaş daha almış olan ve daha tecrübe kazanmış olan, eksiklerini gidermiş olan bir takım. Yani önümüzdeki dönemde Türk basketboluyla ilgili yapılması gerekenleri hep birlikte Başkan Hidayet Türkoğlu'yla birlikte, Spor Bakanlığımızla birlikte değerlendireceğiz. Aşağıda özellikle 18 yaş altında çok başarılı, çok istikbal vaat eden çocuklar var. Onları mutlaka bu takıma entegre edebilirsek en azından önümüzdeki 3-5 yılda Avrupa'da herkesin gurur duyacağı bir basketbol milli takımımızı izlettirmeye devam ederiz. Ya deyim yerindeyse tabii ki dağıldık. Gerçekten yani çok üzücü. Hala daha damarlarımda hissediyorum o maçın atmosferini, heyecanını, üzüntüsünü, sevincini. Çok üzücü. Ülkeye çok daha mutlu dönebilirdik, çok daha gururlu dönebilirdik ama bütün teknik ekibi, oyuncu arkadaşlarım ben kutluyorum. Aynı şekilde biz destekleyen insanlarımıza da tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Daha çok turnuva var. Bu maçları unutturmak için daha çok şansımız olacak. Umarım daha güzel günler bizi bekliyor. Ya tabii ki genç bir ekip ama artık ben onu söylemekten de çok sıkıldım. İşte genciz, biraz daha zamanımız var gerçekten. Artık çıkıp oynamamız gereken yaşlar bence artık. Çünkü bu devirde genci yaşlısı çok kalmadı. Tabii ki tecrübe zamanla gelen bir şey. Biraz olgunlaştıkça gelecek bir şey. Ama ben her zaman söylüyorum, çok gurur duyulacak bir ekibimiz var. Çok gurur duyulacak takım arkadaşlarım var. O yüzden beni herkes tekrardan kutluyorum. Dediğim gibi güzel günler yakındır. Teşekkür ederim. Teşekkürler, iyi akşamlar.